Melike, çok teşekkür ediyorum. Bir önceki bağlantıda da ifade etmiştik. Vodafone Park çevresi çok hareketli. Beşiktaşlı taraftarların ilgisi yoğun demiştik. Hani derler ya, düğün gibi bir ortam var. Nedeni kameraman arkadaşım Mehmet Tekin göstersin. Benim için de çok enteresan ve unutamayacağım yayınlardan biri. Yanımızda çok güzel bir çift var. Evlendiler. Fotoğraf çekimi için buraya geldiler. Allah mutlu mesut etsin Teşekkür derler. ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok güzel bir görüntü. Mutlusunuzdur. Bir Evet. hislerinizi alalım, sizi tanıyalım. Ayaz Türkay Yücel. Hasta bir Beşiktaşlı olarak eşimle birlikte Vodafone Park'a gelmek istedik açıkçası. Bu mutlu günümüzde en büyük aşkımıza geldik diyoruz. Şahane. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Şahane. Sizin de duygularınızı alalım. Merhaba, ben de eşimle birlikte burada işte bulunuyorum. Aslında ben sonradan Beşiktaş'a transfer oldum. Beşiktaş'ın son transferi. Evet, imzayı atarken öyle söylediler. Ben de Damat onu... Beşiktaşlı yaptı mı sizi? Oldu. Evet, Ezelden şahane. Beşiktaş'ı. Şimdi fotoğraf çektireceksiniz. Evet, fotoğraf Şahane. çektireceğiz. Akşam maça kalmak isterdik açıkçası. Dünya Beşiktaşlar Günü'nde evlendik. Bugün de müsait olduğu için hem stat çevresinde fotoğraf çekinmek istedik. Hem de akşam maçı evden izleyeceğiz. Allah kısmet eder, çocuk olduğunda ismi ne olacak? Kartal olur büyük ihtimalle. Şahane, Ya şahane. eşime de sormak lazım ama büyük ihtimalle Şu Kartal. an topa girdin, yapma. Daha ilk günde yapma bunu. Sonra görüşürüz. O zaman şöyle yaparız biz de. Erkek olursa Kartal olur, kız olursa da eşime bırakırım. Şahane, şahane. Allah mutluluğunuzu bozmasın o zaman. Teşekkür ederim, sağ Çok olun. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, Hoşça sağ kalın, olun. kendinize Sağ iyi olun, bakın. teşekkür Görüşmek ederim, sağ üzere. olun. Melike, gerçekten burada full olacak kapasite. Bir kez daha çiftimize mutluluklar dileyelim. Beşiktaşlı taraftarlar yoğun şekilde burada. Maçla ilgili sürekli bahsediyoruz. Bugün Beşiktaşların çok büyük ilgisi var. Beşiktaş'ta eksikler var. Mert Günok bugün maç kadrosunda değil. Öte yandan Gökhan Töre yok. Oğuzhan Özyakup yok. Mehmet Topal yok. Bu eksikler ışığında Beşiktaş'ta nasıl bir muhtemel 11'den söz edebilir? Saha içerisine biraz geri dönecek olursak zor olacak ama Beşiktaş'ta kalede Ersin Destanoğlu'nu bekliyoruz. 3-4-3 taktiğini Valerian İsmail bu maçta da sürdürecek. Trabzonspor maçında oynanan oyundan, ilk 11 performanslarından gayet memnun hoca. O nedenle Trabzonspor maçında sahayı sürdüğü 11'i bir kez daha bekliyoruz biz. Kalede Ersin, Montero, Vida, Wellington üçlüsü. Orta alandaki dörtlü. Sağ koridorda Rozier, sol koridorda Rıdvan. Ortalığın ortasında Can, Josef. Hücum üçlüsünde bir kanatta Gezzal, diğerinde Alex Teixeira. Hücum hattının ortasında santrafor'da ise Mişi, Batshuayi. Biletlerin tamamının satıldığını ifade edelim. Bir önceki bağlantıda Vida ile ilgili durumu paylaşmıştık. Ekranlarını yeni açanlar varsa Beşiktaş kulübü yöneticileri, sportif direktör Ceyhun Kazancı Vida ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı ve 2 yıllık kontrat üzerinden bu görüşmeler devam ediyor. Valerian İsmail Vida kalsın dedi. Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyorum dedi. 1,5 milyon euroluk bir ücret üzerinden görüşmeler yapılıyor. 3 aşağı 5 yukarı sanki o meblağa bitecek gibi 2 yıllık kontrat. Vida da Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Ailesi de mutlu. Eğer bir gelişme yaşanması durumunda hem maça dair biz gün boyunca hem de enteresan bir durum ortaya çıkarsa bir kez daha spor ekranlarında bu durumları paylaşacağız Melike.